Sinem, şimdi dün 27 ay sonra Merkez Bankası bir faiz artırımına gitti. 8,5'tan 15'e çekildi. Elbette piyasalara baktığımızda dolarda bir yükseliş söz konusu oldu. Hem bankalar bazında hem de serbest piyasa bazında bir yükseliş söz konusu oldu. Ama elbette bir de yapılan o faiz artırımından sonra yapılan bir açıklama vardı. O da bankalarla yapılacak olan görüşmeye de dikkat çekilmişti. İşte o görüşmenin bugün İstanbul'da yapılması bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleşecek o toplantı, ama daha çok bankacılık sorunlarının masaya yatırılacağı ve çözüm önerilerinin masaya yatırılacağı bir toplantı olacak. Saat kaçta olacağına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı. İstanbul'da olacağını biliyoruz. Finans merkezinde mi yapılacak yoksa başka bir binada mı yapılacak? Elbette buna ilişkin henüz net bir veri yok, bilgi yok elimizde. Ama toplantının bugün içerisinde yapılacağını net bir şekilde söylemek mümkün. Öne çıkacak önemli başlıklardan bir tanesi de az önce de ifade ettiğim gibi bankacılık sektörünün sorunları görüşülecek. Aynı zamanda Erkan bankacıların talep ve sorunların çözümü noktasında bankacılardan gelecek önerileri dinleyecek ve aynı zamanda bu öneriler noktasında elbette o an daha doğrusu bu sorunlar noktasında o an çözülebilecek durumlara karşı öneriler de masaya yatırılmış olacak. Diğer taraftan elbette faiz artırımında gündemde olması bekleniyor. Özellikle Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz artırımıyla birlikte gözler diğer bankalara da çevrildi. Onlar nasıl bir tavır ortaya koyacaklar? Faiz artırımına gidecekler mi? Yoksa mevcut durumlarını koruyacaklar mı? Nasıl bir yol haritası izleyecekler? Elbette bu toplantıda bunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Diğer taraftan geçtiğimiz yıl içerisinde özellikle bankacılara, bankalara birçok düzenleme getirilmişti. Birçok düzenleme noktasında yükümlülükler daha doğrusu getirilmişti. Onların da tekrardan gündeme gelmesi bekleniyor bu toplantı özelinde. Dediğimiz gibi toplantı İstanbul'da gerçekleşecek ama nerede ve hangi saatte gerçekleşeceğine ilişkin şu an elimizde bilgi yok. Elbette o bilgi elimize geldiğinde de bizler bu toplantıyı takip ediyor olacağız ve gelişmeleri de an be an aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü haber merkezine bırakalım.